Saf hakeme eline girdi. Saf verildi ve koşu başladı. 9 numaralı Uçan Nisa 2 boy kadar gecikti. Yine 2 numaralı Ersoy Bey 1 boy oyalandı. Ekürlerden 6 numaralı Sertberk numarayı aldı. 2 boy kadar fark yapıyor ikinciliğe. 8 numaralı Tatvan İncisi girdi. Öndeki 6 numaralı Sertberk'in ekürisi 3 numaralı Kızıl Ejder de artırdı. Ekürisinin yanına geldi ve önde ekürler 1 ve 2 pozisyonuna girdiler. 1 boy gerilerinde kaldı 8 numaralı Tatvan İncisi. Tatvan İncisi'nin 1 boy kadar dışına 4 numaralı Pek Kalp dolanıp geliyor. Bunun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Bindal Hanım. Onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Ersoy Bey. 3 boy geride 9 numaralı Uçağın Nisa'yı izliyorum. Dışında 7 numaralı Akşatay'ın gayretleri var. Daha sonra 5 numaralı Serhat Fırtınası. Son viraj dönüldü. Ekürler tek takibiler. İç kulvarda Altun Sertbek. Hemen şimdi dışında 3 numaralı Kızıl Ejder. Onların dışından da 4 numaralı Pek Kalp'in sprinti var. Son 200 metreye doğru bariyerinde 2,5-3 boy farkla 6 numaralı Sertbek lider. 200'e de önde gir. 4 numaralı Pek Kalp'in gayretleri var. Yine de 4 boy 5 boy farkla 6 numaralı Sertberk lider son 100 metreye de önde geçiyor. 4 numaralı Pek Kalp'in gayretleri var ama 6 numaralı Sertberk çıktığı gibi fot alıyor. 4 numaralı Pek Kalp ikinci, 3 numaralı Kızıl Ejder üçüncü oldu. Dördüncülük ve beşincilik için 2 numaralı Ersoy Bey ve yanındaki 1 numaralı Bindal Han yakın girdiler aynaya. Evet sayın yarışseverler, 6 numaralı Sertberk Mehmet Akyavuz'la kazandı. 3 numaralı Kızıl Ejder'le ekürü koştu. Son kontroller yapılıyor. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Yıldırım İzi 2 boy kadar gecikti. Bariyer dibinden 2 numaralı Sertberk hemen dışından 3 numaralı Goşa öne atak yaptılar. Liderliği isteyen bu iki tay dıştaki 3 numaralı Goşa bir adım önüne geçmeye çalışıyor. İçindeki 2 numaralı Sertberk'in bu iki tay geri planındaki taylardan 4 boy farkla 800'ü başa baş geçtiler. Üçüncüye 1 numaralı Ömer'in Mayhart girdi. Dış kulvardan 4 numaralı Riziko 4.'ye giriyor. 2 boy kadar geride 6 numaralı Rebuş'u. Hemen içinde 5 numaralı Yıldırım İzi isimli tay izliyorum. Son 600 metre 2 tay tek tay gibi girdiler. İç kulvardaki 2 numaralı Sertberk. Dışında 3 numaralı Goşa son virajı yine başa baş döndüler. 5-6 boy kadar geride 1 numaralı Ömer'in Mayhart'ın 5 numaralı Yıldırım İzi'nin gayretleri var. Viraj döndükten sonra 3 numaralı Goşa'dan kurtuldu. 2 numaralı Sertberk liderliği aldıktan sonra farkı 3 boya kadar çıkartıyor. Son 200 metreye doğru lider olarak geliyor. 3 numaralı Goşa'nın gayretleri var. Goşa'nın 5-6 boy kadar gerisinde 5 numaralı Yıldırım İzi sırasıyla son 200 geçirdi. Kolay ve rahat tempoda son 150 metreyi 5-6 boy farkla 2 numaralı Sertberk lider olarak geçiyor. 3 numaralı Goşa'da ikincilikte rahat. Farkı biraz daha artıran 2 numaralı Sertberk fotoyu buluyor. 3 numaralı Goşa ikinci oldu. 5 numaralı Yıldırım İzi üçüncü olurken 6 numaralı Rebuş dördüncü. 1 numaralı Ömer'in Mayhart da beşinci oldu. Başkent'te ilk koşu 2 numaralı Sertberk Mehmet Akyavuz'la kazandı. Evet, start verildi ve koşu başladı. 7 numarada Mavi Deniz 1,5 boy kadar gecikti. 4 numarada Kerem Şahtı 3 boy kadar oyalandı start çıkışında. İlk metrelerde dıştan atak yapan 6 numaralı Ufuk Baba liderliği aldı ve 2 boy kadar da fark yaptı. 1 numarada Sertberk bariyer dibinden ikinciliğe girdi. 1 boy kadar gerisinde dışta 8 numarada Lima 3.'lükte 4 boy kadar geriden 4.'lüğe 7 numarada Mavi Deniz sokuldu. Bu tayın hemen dışında 2 numaralı Akış var. 2 boy gerisinde dışta 5 numarada Toramankaya 1 boy içinde 3 numaralı Güngör Han 3 boy kadar gerisinde de 4 numaralı Kerem Şah şeklinde taylar virajı dönmek üzere. 6 numaralı Ufuk Baba virajı önde döndü. Fark 1 boy dışında. 1 numaralı Sertberk takipte. Son 400 metreye girildi. Orta kulvardan gelen 1 numaralı Sertberk içindeki 6 numaralı Ufuk Baba'yı yakaladı ve liderliği de ortadaki 1 numaralı Sertberk aldı şimdi. 1,5 boy kadar fark yaptı dıştan da. 8 numaralı Lima ikinciliğe girdi. Öndeki rakibi 1 numaralı Sertberk'le olan arayı azaltmaya çalışıyor. Son 200 metreye 1 numaralı Sertberk 3 boy kadar önde girdi. 8 numaralı Lima ikincilikte rahat. Sonlarda liderliğini ve farkı sürdüren 1 numaralı Sertberk bugün de İstanbul'da kazanmayı başardı ve geçilmezliğini sürdürdü. 8 numaralı Lima ikinci, 4 numaralı Kerem Şah üçüncü, 2 numaralı Akış dördüncü, 6 numaralı Ufuk Baba da koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da kazandığı yarışların ardından bugün de İstanbul'da kazandığı 1 numaralı Sertberk Mehmet Akyavuz'la start almıştı. Bak içinde.
Kaz Bayrak Hava'da start verildi ve açık grup 2 mücadele Kazım Karabekir koşusu başladı değerli yarışseverler. Çok iyi çıkış yapan iç kulvardan gelen 5 numaralı Doru Kanat oldu. Liderliği aldı. Dışarıdan 3 numaralı Asi Muhafız ikinciye yürümüştü. İç kulvarda 8 numaralı Sert Berk var. Ondan hemen dışında 2 numaralı Ardın Ateşi ön grupta kendine yer bulmaya çalışıyor. Bu üçlüyü 5.'ye sokulan iç kulvardaki 7 numaralı Özgür Su takip ediyor. Hemen dışında 11 numaralı Lima'yı izliyorum. 2.5 boy kadar geride 800'e doğru gidilirken ortada 4 numaralı Çerdin var. Bariyer dibine yakın 6 numaralı Kır Ejder. 3-4 boy kadar geride içeride 10 numaralı Toramankaya. Dışında 9 numaralı Tekinci sırasıyla Kazım Karabekir koşusunda son düzlüğe yaklaşıyoruz. 5 numaralı Doru Kanat kaçıyor. Son düzlüğe rakipten önce geldi. Takipte 8 numaralı Sert Berk var. Bariyer dibine 7 numaralı Özgür Su daldı. Hemen dışında ortada 2 numaralı Ardın Ateşi. En dış kulvara doğru açılan 4 numaralı Çerdin. Ondan 2.5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Lima. Onun dışına doğru 6 numaralı Kır Ejder çıktı. Şimdi liderlik el değiştirdi. 8 numaralı Sertberk geldi. Kısa bir mücadelenin ardından Kazım Karabekir koşusunda son 300 geçitten sonra liderliği aldı. Fark 2 boya kadar çıkardı. Bu kez dış kulvardan 6 numaralı Kır Ejder'in atakları var. Kazım Karabekir koşusunda son 100'e doğru yaklaşıyoruz. 8 numaralı Sertberk bir kez daha kazanacak mı? Dışarıdan Kır Ejder geliyor. 8 numaralı Sertberk direniyor ve koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Kır Ejder ikinci, 11 numaralı Lima üçüncü, 10 numaralı Toramankaya ve 5 numaralı Doru Kanat arasındaki 4. kararı ise varış hakemlerine kaldı. 6. koşu açık grup 2 mücadele Kazım Karabekir koşusunu 8 numaralı Sertberk Mehmet Akyavuz'da kazandı. Start hakem emrinde. Start verildi ve 2021 yılı Azizye koşusu başladı. Orta kulvardan yüklenen 5 numaralı Kır Ejder, 7 numaralı Sertberk liderliği almıştı. Ancak hemen dışından atak yapan 4 numaralı Çelikcan şimdi öne geçmeyi başardı ve liderliği bu safkan aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 7 numaralı Sertberk ilerliyor, onun 1.5 boya kadar gerisinde. Orta kulvarda 3 numaralı Bindalhan, onun 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Lima. Daha sonra ortada 1 numaralı Adı var. Bu safkanın dışında 2 numaralı Bilirhan bariyer dibine yakın. 5 numaralı Kır Ejder ilerliyor. Bu safkanların da 1.5 boya kadar gerisinde 8 numaralı Uzun Mehmet, dışında 6 numaralı Oğlum Giray sırasıyla son 800 metreye girildi. Liderlik 4 numaralı Çelikçan'da. 2 boy gerisinde 7 numaralı Sertberk ikincilikte. 1 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte dış kulvarda 3 numaralı Bindalhan var. Yer dibinde 9 numaralı Lima, yanında 1 numaralı Adı var. İç kulvara yakın onlara 5 numaralı Kır Ejder dahil olmaya çalışıyor ve viraj bu şekilde dönülmek üzere. 4 numaralı Çelikçan virajı 1 boy farklı lider döndü. 7 numaralı Sertberk ikincilikte içeriden. 5 numaralı Kır Ejder de onlara katılmayı başardı. Geriden 9 numaralı Lima'nın 1 numaralı Adı varın ataklarıyla safkanlar son 400 metreye girdi. Orta kulvardan 7 numaralı Sertberk geldi. 4 numaralı Çelikçan'dan liderliği alıp 1 boy fark yaptı. Orta kulvardan 5 numaralı Kır Ejder'in, geriden Lima'nın Adı varın en dış kulvardan. Onlara 2 numaralı Bilaran'ın katılma gayretleri var. Son 200 metreye girilirken lider 7 numaralı Sertberk. İkincilikte 5 numaralı Kır Ejder rakibini yakalamaya çalışıyor. Son 100 metre Sertberk önde. Kır Ejder geliyor. 7 numaralı Sertberk geçilmiyor. 5. kez kazanıyor. 5 numaralı Kır Ejder ikinci. 2 numaralı Bilaran üçüncü. 1 numaralı Adı var dördüncü. 9 numaralı Lima da yarışı 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Sertberk bir kez daha ve yine Mehmet Akyavuz'la kazandı. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Hatay koşusu başladı. Evet, 9 numaralı Tarsus Şelalesi 2 boy kadar gecikti. 1 numaralı Bilirhan numarayı aldı. 2 boy farkla koşuyu force etmeye başladı. Dışarıdan 5 numaralı Deniz Şövalyesi ikinciliğe girdi. 1400 geçirdi. Hemen içinde bu tayın 7 numaralı Sertberk bariyer dibinden yer buldu. 4.'de 2 numaralı Borax sokuluyor. Borax'ın 1 boy gerisinde 800 numaralı silahlı 1.5 boy kadar geride. 4 numaralı Çelikşan'ın gayretleri var. Çelikşan'ın hemen içinde 6 numaralı Öz Şimşek koşuyor. Öz Şimşek'in 2.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Can Mete 1 boy geride. 10 numaralı Tekinci. Tekinci'nin de 1.5 boy gerisinde 9 numaralı Tarsus Şelalesi 1000 metre startleri geçirdi. Fark 2 boy kadar. 1 numaralı Bilirhan'dan yana 5 numaralı Deniz Şövalyesi 1 boyun farkla gerisinde. 7 numaralı Sertberk'in gayretleri var. 800 geçirdi. 4 boy geride. 2 numaralı Borax 2.5 boy geride. 8 numaralı silahlı 2 boy geride. 4 numaralı Çelikcan. Çelikcan'ın 1.5 boy kadar gerisine 6 numaralı Öz Şimşek hamle yaptı ve son 600 metre geçirdi. 2 boy farkla 1 numaralı Bilirhan önde düzlüğe lider çıkma gayesinde. 5 numaralı Deniz Şövalyesi yine bariyer dibini bırakmayan, evet,
7 numaralı Sert Berk'in gayretleri var. Hatay'da son viraj dönüldü. İterek düzlüğe bir boy farkla 1 numaralı Biliran önde çıktı. Dışından 7 numaralı Sert Berk yüklendi geldi. 400'den sonra koşunun liderliğini alıyor. İçeriden 5 numaralı Deniz Şövalyesi'nin 3 boy kadar geriden dışarıdan Can Bete'nin Boraks'ın silahlının gayretleri var ama 7 numaralı Sert Berk son 200'den sonra farkı 5 boya kadar çıkartıyor. Silahlının Can Bete'nin gayretleri var. 6'da 6 yaptı tutarak. Hatay'da kazandı Sert Berk. 8 numaralı silahlı ikinci. 3 numaralı Can Mete üçüncü. 2 numaralı Borak dördüncü. 5 numaralı Deniz Şövalyesi de 5. oldu sayın yarışseverler. Geçilmezliğini korudu 7 numaralı Sert Berk. Hatay koşusunu Mehmet Akyavuz'la kazandı. Start verildi ve Mohaç koşusu başladı sayın yarışseverler. İlk metrelerle birlikte iç kulvardan atak yapan bir numaralı Bilirhan öne geldi. Liderliği o aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. İkinciliği hemen dışından 6 numaralı Leonidas sokuldu. Bir boy kadar gerisinde ortada 5 numaralı Kır Ejder üçüncülüğe sarktı. Bunun bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde Ekürisi 9 numaralı Sert Berk yer tuttu. 1,5 boy kadar geride ortada 3 numaralı Canım Kardeşim var. Daha sonra dışta 4 numaralı Çakıl 2 boy kadar geride bariyer dibine yakın 11 numaralı Şimşek Efe yer tuttu. 2,5 boy kadar gerisinde dışta 2 numaralı Bay Reisoğlu var. Hemen sağ arasında iç kulvara yakında öndeki mücadeleye katılma uğraşında Salu 2 yarında da Rüzgar Kaan. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 1 numaralı Bilirhan önde. Fark 2 boy kadar. Dışta 6 numaralı Leonidas hemen içinde. 9 numaralı Sert Berk ikilisi birlikte takipteler. 2 boy gerilerinde ortada. 5 numaralı Kır Ejder dördüncülükte. Sağ arasında bariyer dibine yakın 11 numaralı Şimşek Efe var. 2 boy kadar gerisinde. Ortada 4 numaralı Çakıl sırasıyla. Safkanlar virajı dönüyor. Son 400 metreye doğru 1 numaralı Bilirhan koşunun lideri. Fark 1 boy. Hemen dışına geldi 9 numaralı Sert Berk. Rakibiyle olan arayı azalttı. 3 boy kadar geriden dıştan da 5 numaralı Kır Ejder atağa kalktı. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. 9 numaralı Sert Berk öne geçti. Kaldığı yerden devam ediyor safkan. Bu sezonki ilk startında arayı açarak son 100'e 4 boyluk farklı önde giriyor. 11 numaralı Şimşek Efe'de ikincilikte 9 numaralı Sert Berk Mohaç koşusunu kazanıyor. 11 numaralı Şimşek Efe ikinci oldu. 3 numaralı Canım Kardeşim yarışı 3. olarak tamamladı. 4.lük için 1 numaralı Bilirhan ve 7 numaralı Rüzgar Kaan da fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. 9 numaralı Sert Berk Mehmet Akyavuz'la Mohaç koşusunu kazandı. 5 numaralı Kır Ejder'le Küri'ydi. Atlas Tatak emrine girdi. Start verildi ve 60. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu toplu sayılabilecek bir çıkışla başladı. Hemen öne atak yapan Yeltay ve Tuncer oldu. Çok seri davrandılar ve bir anda 5-6 boy kadar fark yaptılar rakiplerine. Süratle kaçıyorlar. Özü doğru 3.liğe girdi. 2 boy kadar geride 8 numaralı Sülümbike. Bunun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Bay Emir'i izliyorum. Bay Emir'in hemen sağrısından ortalardan Kara Mustafa'nın da uğraşları var. Dış kulvardan da önlere hücum eden yollar az oldu. Liderliği 9 numaralı Tuncer kaptı. Yeltay'ın yaklaşık 2,5 boy kadar önünde 1000 metre start yerini geçti. Yeltay'ın 10 boy kadar gerisinde 6 numaralı Özü Doğru. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Yollar Az koşuyor. Bunun 2 boy gerisinde Sülümbike. 2 boy daha geride 1 numaralı Bay Emir. Kara Mustafa'nın uğraşları var. Bunların hemen 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda Gustav'ın gayretlerini izliyorum. Onun 1 boy gerisinde önlerde Kardeşcan. Kardeşcan'ın 1 boy içinde Sertberk. Sertberk'in dışında Sancı. Daha sonra Demirperde, daha sonra Şimşek Efe. Son 600 metreye 2 boy farkla 9 numaralı Tuncer önde geliyor. 10 numaralı Yeltay'ın gayretleri var. Yeltay'ın 1 boy gerisinde Özü Doğru sırasıyla son viraj dönüldü. Sertberk de önlere hücum etmeye başladı. Bir anda içeriye doğru kaydı Sertberk. Son 400'den sonra Sertberk geldi. Liderliği kapıyor. Farkı yaklaşık 3-4 boya kadar çıkartıyor. Gerilerden 2 numaralı Demirperde'nin gayretleri var. Daha
Sadık Kuvva'dan Kara Mustafa'nın ama Sert Berks 1200'de 5-6 boy kadar fark yaptı. Sancar'ın, Kara Mustafa'nın gayretleri var. 8'de 8 yapmaya 80 metre 5. grup zaferi için 50 metre kaldı. Sert Berks 12 numaralı Sert Berks yine hedefi 12'den vurup fotoyu buldu. 7 numaralı Sancar ikinci. 4 numaralı Kara Mustafa üçüncü. Sülümbike dördüncü. Demir Perde de 5. oldu. Evet sayın yarışseverler. 60. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu 12 numaralı Sert Berks Mehmet Akyavuz'la kazandı. Duvarda Starting Box'taki yerini aldı. Hatta start hakemi emine girdi. Start verildi ve 74. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu başladı. 15 numaralı Yıldırım izi 4 boy kadar. 1 numaralı Demir Perde 10 numaralı adı var. 2'şer boy kadar geciktiler. 8 numaralı Gökyüzü numaraya çıktı. 2 boy fark yaptı. Eküllerden 7 numaralı Aynı Şan hemen onun ensesine yapışmaya çalışıyor. 2,5 boy kadar geride. 5 numaralı Taşan ilk viraja 3. girdi. Taşan'ın 2,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Sancar hemen bariyer dibinde 13 numaralı Şah Ahmet de önlerden yer kapan diğer atlar 2 boy kadar geride Kır Kumru hemen içinde 12 numaralı Sert Berk'i izliyorum 2 boy kadar geride evet 2 numaralı Özü Doğru'nun uğraşları var 1800 geçirdi 1 boy kadar geride Ege Berk onun 1 boy gerisine Şimşek Efe geldi hemen öne döndüm çünkü koşuyu süratlendiren safkanlar Gökyüzü ve Aynı Şan 1600 geçirirken gerideki Taşan yaklaşık 30 metre kadar önünde koşuyorlar. Taşan'ın 2,5-3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Sancar 1 boy geride. 9 numaralı Kır Kumru 4 boy geride. 2 numaralı Özü Doğru hemen 1 boy kadar geride. Şah Ahmet 2 boy kadar geride. 14 numaralı Şimşek Efe 1400 geçirdiği içinde 12 numaralı Sert Berk 1 boy kadar geride. Ege Berk'in gayretlerini izliyorum. Dışında Selkut 2 boy kadar geride. Can Mete bunun 2,5 boy gerisinde. 1 numaralı Demir Perde 1 boy geride. Yıldırım İzi 2 boy daha geride. Grubun sonunda 1200 geçirirken adı var. Evet Gökyüzü farkı 4 boya kadar çıkarttı. Aynı Şan'ın presinden kurtuldu. İkinciliğe Taşan girdi. Taşan'ın 1 boy gerisinde Kırkumru'nun içinde 3 numaralı Sancar 2 boy geride. 2 numaralı Özü Doğru 2,5 boy kadar geride. Şah Ahmet dışında evet 14 numaralı Şimşek Efe'nin gayretlerini izliyorum. Koşunun son 800'ü geçildi. Taşan liderliği kaptı. Gökyüzünden 1 boy fark yaptı. 3 numaralı Sancar'ın dışından Kırkumru'nun bir boy geriden Özü Doğru'nun gayretleri var. Evet Sert Berk de önlere hücum etmeye başlıyor dış kulvarda. Şimdi Ege Berk'i de izliyorum. Son 600 metreye bir boy farkla Taşan önde girdi. Sancar'ın gayretleri var. Ve son viraj dönüyor. Düzce Taşan bir boy farkla önde çıktı. Gerilerde Sert Berk yol bulmaya çalışıyor. Bariyer dibine doğru kaydı önde. Taşan iki boy farkından koruyor. İçeriden Sert Berk'in gayretleri var. Son 200'e doğru geliyoruz. Yıldırım isimli Ege Berk'in en dış kuvadan. Demir Perde'nin uğraşları var. İçeriden yüklendi. Sert Berk Taşan'a rakip oluyor. İçeriden Sert Berk yeniden geldi. Kendisini gösterdi. Taşan'a hakim olmaya çalışıyor. Başarıyor. Sert Berk bunu Taşan da veriyor. Sert Berk yine geçirmedim diyor. Yine yeniden kazanıyor. Taşan ikinci. Özü Doğru üçüncü. Selkut dördüncü. Demir Perde de 5. oldu. Evet sayın yarışseverler. Şampiyon Sert Berk geçilmezliğini sürdürdü. 9'da 9 yaptı. 74. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu Mehmet Akyavuz'la kazandı. 7 numaralı Aynı Şan'la Ekürü koştu. Atlar start hakemi emrinde start verildi ve 6. koşu olan İstiklal Savaşı koşusu başladı. 6 numaralı Canım Kardeşim 1,5 boy kadar geç çıkış yaptı. İç kulvardan gelen 4 numaralı Borax lideralı farkı 1,5 boya kadar çıkarmıştı. Dışarı doğru açıldı 4 numaralı Borax. Jokey'ini de düşürdü buradan. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sahibine ve jokeyi Mehmet Kaya. Liderlik iç kulvardaki 3 numaralı Bilirhan'da şimdi fark 1 boy kadar. İkincilikte iç kulvarda 7 numaralı Kıyıcı onu takip ediyor. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 2 numaralı Ateş Alan. Bu ikilinin 2 boy kadar gerisinde şimdi dördüncülükte iç kulvarda 1 numaralı Avşar var. Yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Bükeş sırasıyla 1200 metre start yerine doğru gelirken temposu artıran 7 numaralı Kıyıcı koşudaki liderliği aldı. 3 boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Bilirhan ikincilikte kaldı. Onu 1,5 boy gerisinde içeride 2 numaralı Ateş Alan. Yarım boy geride orta kulvarda
kulvarda 5 numaralı Bükeç, 1,5 boy geride. Orta kulvarda 9 numaralı Sertberk yarım boy kadar geride. Dışarıda 11 numaralı Yıldırım izi 1 boy geride. İç kulvara yakın 1 numaralı Afşar. Daha sonra 10 numaralı Şimşek Efe yarım boy geride. İçeride 8 numaralı Rüzgar Kağan. Onun 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda. 6 numaralı Canım Kardeşim 3 boy kadar geride. 12 numaralı Mavi Deniz sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 7 numaralı Kıyıcı yine önde, fark 1,5 boy kadar ikinciyle 5 numaralı Bükeç girdi. Yarım boy geride içeride 3 numaralı Bilirhan, yarım boy gerisinde 1 numaralı Avşar. Hemen dışında 9 numaralı Sertberk, daha sonra içeride 2 numaralı Ateş Alan yarım boy kadar geride orta kulvarda 10 numaralı Şimşek Efe dışında. 11 numaralı Yıldırım izi 1 boy geride, 8 numaralı Rüzgar Kağan yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda, 6 numaralı Canım Kardeşim daha sonra 12 numaralı Mavi Deniz sırasıyla viraj dönülmek üzere. İç kulvara yakın 7 numaralı Kıyıcı 14 kulvarda, 5 numaralı Bükeç onu yakadı dışlarından. 9 numaralı Sertberk atak yaptı daha geriden orta kulvardan. 10 numaralı Yıldırım izinde atakları var. Düzlüğe çıkıldı orta kulvardan gelen. 6 numaralı Canım Kardeşim şimdi liderle almaya çalışıyor. Daha geriden dışarıdan, içeriden 8 numaralı Rüzgar Kağan'ın dışarıdan da 9 numaralı Sertberk'in orta kulvardan tekrar. 7 numaralı Kıyıcı'nın iç kulvardan 8 numaralı Rüzgar Kağan'ın atakları dışarıdan gelen. 9 numaralı Sertberk koşudaki liderle aldı. İçinden atak yapan 7 numaralı Kıyıcı onu tekrar geçmeye çalışıyor. Dışarıda 9 numaralı Sertberk önde içinden. 7 numaralı Kıyıcı geliyor orta kulvarda. Sertberk önde, Kıyıcı geliyor. Sertberk'i yakalıyor ilk safkanın mücadelesinde. 9 numaralı Sertberk. 7 numaralı Kıyıcı potoyu birlikte geçiyorlar. İstiklal Savaşı koşusunda dış kulvardaki 9 numaralı Sertberk içinde. 7 numaralı Kıyıcı birincilik için potoyu birlikte geçti. 1 numaralı Afşar koşuyu 3. olarak tamamladı. 10 numaralı Şimşek Efe 4. 12 numaralı Mavi Deniz'de koşuyu 5. olarak tamamladılar. Birincilik mücadelesi 9 numaralı Sertberk ve 7 numaralı Kıyıcı arasında.